Hürriyet gazetesi Süper Lig'de devlerin düellosu. Arkadaşlar bugün ee, derbi var. Derbide bu haberi gördükten sonra bir de haftaya şöyle bir bakalım. Derbi haberini verdikten sonra haftaya bir bakalım. Lider Galatasaray ve Beşiktaş bugün saat 20'de Ramspark'ta karşı karşıya gidecek. Hakem Arda kardeşlerin yeteceği karşılaşmada sarı kırmızılardan Yakov, Beşiktaşlılardan, siyah beyazlardansa Paulista Mert ve Necip forma giyemeyecek. E, durumu maç saatinde netlik kazanacak. Mertens 100. maçına çıkıyor. Endur'un yerine Musaat'in oynaması bekleniyor. Galatasaray'ın kalede Muslera, Kaan Sanchez Abdülkerim Berkan, Sara Torreira Mertens, Yunus Hikar Doğumlu ile başlaması hürriyete göre bekleniyor. Hürriyet gazetesi tek santfor demiş. Beşiktaş kalede Ersin, son Udakay, Emirhan, Masuaku, Musrati, Getson, e, Raşista ya da Mario, e, Silva, Mucci, Immobile, Omri ile başlaması bekleniyor. Cem Bey, Okan Buruk'sunuz. Maça hazırlanıyorsunuz. Beşiktaş'ın Lyon maçını görmüşsünüz. Derenci görmüşsünüz. E, Beşiktaş'a e, topu bırakır mısınız yoksa topun Beşiktaş tarafından size bırakılmasını mı istersiniz? Niye, nasıl bırakacaksın? <laughs> Bırakamazsın. Şimdi bir tane elinde 5-0'lık bir maç var. Bir Lyon maçı Parçalı bulutlu hani gitmeli gelmeli oynanmış. ilk bölümü mesela Galatasaray'ın ufkunu açmıştır. Oyun değil mi ilk 20-25 dakika ufkunu açmıştır. Çok büyük kalite güç farkı evet. var daha arada ya. İlk 20-25 dakika sonra oyun hani kendi durağanlığına ulaştığında bir nefeslendi Beşiktaş. Sonra golden sonra esas Beşiktaş başka bir şeyler yapmaya Üç başladı. 3-3 olabilirdi diyorsun Tabii yani. Be, golden sonrası yani o maç Beşiktaş'ın eforu hangi oyuncunun ne yapabileceği kime karşı nasıl önlem alınması gerektiği konusunda epey bir malzeme vermiştir. Ama bu malzeme Beşiktaş'ta yani Van Bronkos'u ve ekibinde de vardır. Onlar da onları şaşırtmaya, rakiplerini şaşırtmaya çalışacaktır. İyi ve eğlenceli bir maç olmasını bekliyorum. Şey beklemiyorum yani iki takımın da bekleyerek oynadığı topu rakibe vererek oynayan öyle bir şey var ya bizde. <laughs> topu rakibe vererek oynayan iki takım değil bunlar. Daha çok zaten istesen de oyuncular bundan yani e, fazlasını yapmaya talip oyuncular onlar işte. Rafa Silva olsun değil mi? yani Talip mi meyel mi? Talipler yani ver topu biz oynarız işte. Getson'du, işte, Saray'dı şimdi bilmiyorum oynar mı? Şallay'ı oynar mı gösteriyorlar? Şallay'ı oynar gibi, oynar gibi ama görünüyor ama nerede oynar bilmiyorum. Bu arada tekrarlayalım Hürriyet gazetesinin muhtemel 11'indeki haber değeri taşıyan konu o simyan yok. İcardi tek forvet. Mi acaba o yüzden Okan hocasın çift forvet çıkmaz mısın? Mertens için hani 100. Galatasaray maçına çıkacak ve çıkar mı çıkmaz mı? Yani şey 11'e çıkar ya da devamında oyuna girer. Çünkü oralar biraz ayrıntı işler. Sonra dün okudum herhalde. Bugün sabah mı okudum? Dün okumuştum. Yunus için buraya şu kadar Scout izlemeye geliyor var. Ne işleri varsa burada herhalde zorluk derecesi yüksek maçtaki çözüm üretim, üretimini görmeye geliyorlar. Yoksa Yunus'u, Yunus için uçağa binip gelmez, gelmiyorlardır bu kadar insan. Geliyorsa bir tanesi geliyordur diye düşünüyorum. Ee, yani eğlenceli, e, ligin iyi maçlarından birini bekliyorum. Umarım yanılmam. Genellikle yanılıyorum ben yani. <gülüyor> Sonra <gülüyor> pişman oluyorum böyle temennilerde bulunduğuma. Ee, işte böyle bir anahtar oyuncu var sayılıyor. Olmuyor. İşte Beşiktaş açısından Getson biraz önde görünüyor. Rafa önde görünüyor. Galatasaray açısından işte Osimen, Mertens, Icardi o blok iş çözüyor ama daha çok bence belirleyiciler Sara ve Sanchez oluyor. Yani Davinson, Sanchez bence en kritik oyuncularından biri Galatasaray'ın. Yani o aksı orta saha aksı Torreira Sara, arkada Davinson Sanchez bence oyunun e, kurgusunun belirlendiği yer. Hem handikapları yani hem savunma sorunları yaşadıkları yerler oluyor bazen orta sahanın arkasına geldikleri hem, hem de avantajları. Yani, e, bunca zaman yani bu 5-0'lık maça benzemez sezon maçı maçına benzemeyecek. Beşiktaş için de benzemeyecek ama. Yani o bir durağına dönmüş şey Beşiktaş'tan da bir çıkak, dur... çıkma ihtimali var. Şeyde bir durdum ben. Ee, Beşiktaş bu maç için hani var ya bayılırız biz. Oynanmadan bir puan cetvene verseniz de oynanmadan bir puan versen kabul eder mi? Çünkü psikolojik olarak bunu mıyız Galatasaray kazan zaman Beşiktaş Galatasaray'ın park epey bir yükseliyor ya. Beşiktaş Galatasaray'ın park 8 puan oluyor. Yani Beşiktaş bu maçta strateji olarak güven artırıcı önlemler paketiyle oynasa bir maç eksiyle saat 22'ye 26 21 gitse. Ya işte bak Güvenler ya olamaz istediğim. Güven'in ilk yarım saati 25 dakikası yani öyle o, o güvenle oynamaya çalıştı. Oynayabil o oynayabilir. O güven mi? değil o savunmaydı. İşte ne yapacak ki Güven? Ne yapacak? Top daha çok bizde kalsın. Ya olmuyor bu ya. ya nasıl kalacak işte yani şimdi orta sahada e, nereye de... biz oraya. Tamam da Rafa'ya adım attırmıyorlar ki. Başta bak Rafa'ya faul yapılıyor deniyordu. Artık Rafa'ya faul da yapılmıyor. Ama top da yapılmıyor bu arada. Nafa da düştü diyorsun Neredeyse hücum işi Getso'nun sırtına binmiş durumda. Kaldı ki öbür taraftan Toreyre gibi ama orta sahada senin bu top gezdireyim, oynatayım, al, alver yapayım me izin vermeyecek bir oyuncu. Yanında bambaşka oyuncular olan bir takıma karşı oynuyorsun. Ee, Yunus içeri geliyor. Hani avantajın şu olur. Mertens ve Icardi yani şu muhtemeldeki Mertens ve Icardi'nin e, fiziksel Şimdi, olarak maçın tamamını oynayamayacağını varsayarsam böyle bölümler çok oyunu. zihin açıcı iki mesaj var Beşiktaş Asporga benzemez Galatasaray çift forvet çıkarsa cezayı keser Beşiktaş demiş ben Galatasaray'ın çift forvet çıkmasının e, çok tribüne dönük ama ne kadar doğru olduğu konusunda kuşkulu birisiyim Mehmet Kızılal de diyor ki Lyon Beşiktaş'ın uygulaması gereken taktiği uyguladığını gördükçe hata yapmaya başladı kendine güven Türkiye için iyi sonucu getirdi diyor Beşiktaş güvenle mi aldı puanı Allah ben onun ne olduğunu bilmiyorum. Bu moral depoladılar var ya biz de sık duyarız bunu. Hı hı. Bu bir aşı anladığım kadarıyla acaba toplumun güvensizlik derecesini yükseltmek için eczanelere de mi ulaştırsalar bunu? Nasıl bir şey bilmiyorum. Yani ya o maç gidiyordu yani elinden. Bak ilk devrenin başında da gidiyordu. ikinci devrenin başında da gidiyordu. Yani rakibin hatta golü var yani. iptal edilenleri var değil mi? İptal edilen penaltı var. iptal edilen gol var ya yani. Hünkar, hünkar ne de dedi hatırlasana. Şey yok abi, gol iptal, penaltı, penaltı iptal, iptal. direktten döndü. Kart iptal. <laughs> kart iptal. Hünkar <laughs> e dedi ki Allah korusun bundan <laughs> sonra başka bir şey olmaz falan dedi. Yani onun gibi yani. Şimdi yani. sen o maçı bir sıfıra bakma. O, o maçın kayıp bölümleri esas sana öğretecek olan şey. Kaybettiğin bölümlerde nasıl kaybettin? O nedenle Temkin'den daha fazla yani orta sahada böyle kora kora oynayacak. Yani mücadele edecek. Biraz belki kart riskini alacak ki Almusrat'ı bildiğim kadarıyla kart sınırında olması lazım. Yani o kartı e, kart şeyinden çekinmeden oynayacak. Biraz oyunda teması öngören e, rakibi hücuma e, hareketlendirmeden, iki takım içinde söylüyorum. Hücuma hareketlendirmeden orta sahalarda bir yerde oyunu durdurabilecek bir düzenle oynayacaklar. Belki Emre Velezoğlu'nun Toray'ı rahatlığını Yüksekten geçmek, orayı geçelimini evet. de uygulayabilir. Ama onu nasıl yüksekten atacaksın ben, da indireceksin. seninle tamamen aynı kanaatteyim. Bu karşılaşmanın en önemli oyuncusu bence Gaga saydına. Ee, ön tarafta Sara, savunmada Davinson. Hatta ön tarafta Davinson bile diyebiliriz. Beşiktaş'ın oyun anlayışına göre ne oynayacaksın? Ne oynayacaksın oyuncuya göre Davinson, Sanchez'in bir orta savuncusu gibi olabileceğine kadar götürebiliriz oyunu. Çok işte değerli, ben çok kıymetli bir oyuncu. Çok kestiremiyorum. Kesem. Ben canım. de kestiremiyorum. Hani kestiremiyorsun ne oynayacağını. sağda bir, bir reaksiyon gösteriyor rakibin. Hani Jose Mourinho'nun üçlü oynayacak mısınız? Ya boşverin bunları iş. Sağda rakibe göstereceğiniz reaksiyondur dediği e şey. Mesela dün Bodrum'un gösteremediği reaksiyon. Yani gösteremiyor. Bence fırsat aramaya başlıyor. O fırsatı tamam, da değerlendirebileceği kadar yetmiyor, reaksiyon başka be. bir şey yani. Şimdi. E abartarak söylüyorum tabi anlaşabilmek için abi. 4-0'lık maçtan sonra birkaç tane Galatasaraylı arkadaşım mesaj attılar. Hangi maçtan sonra? Real Madrid Barcelona. Abi bu Real Madrid girip devre arasında 50'yi koyarsa ne yapacağız? Şaka yapmıyorum yani Real Madrid için 50 milyon euro para değil ama Galatasaray için büyük para. 50 milyon euroya koyup Davinson Sanchez almak istersen ne yapacağız? Çok büyük para değil mi abi? Yani. Hayır Real için küçük para. Ya onlar için halledilir. halledilir Küçük mü bilmiyorum da yani halledilir paralar bunlar. Onlar hani onca sponsoru olan, onca girdisi olan takımlar. E sen de bulacaksın bir formülü Bir oyuncuyla oynamıyor ki Galatasaray. Yani tamam çok önemli bir, çok önemli bir oyuncu. Çok önemli oyuncu. düşün yani geçen sene de Nelson orada en kritik işleri yapan oyuncuydu yani. Ama, de elinde duruyor orada oyuncu yani. Ama Nelson için abi o özellikle nokta atış, dikine oyun, topu gönderme, önde oyunda oyun kurucu gibi davranma falan. Ne Nelson ne Apo için hiç söz konusu dahi yani, değil. Yani bardakçıyı bilmiyorum ama Nelson bütün o işlere daha bence öbürünün önünde yapabilirliği var olan bir oyuncu. Yani Eğlenme. yaptığını Yok, gördüm. iyi ya, değil yapma ya. Ya o ayağına iyi olmasına gerek yok. Yan pas işte senin sevmediğin. Al garantiye pas al. Ama Davinson Sanchez'i nasıl tarif ediyoruz? Ya Davinson Sanchez o. değil tabii ki bunlar. Yani bir değil ama şimdi kaybedince de biri gitti mi hadi teslim olalım demeyeceksin ki. Yani orada bir oyun çıkartacaksın. Ya, sen 50 milyon euroya Real Madrid'e Davinson Sanchez'i verirsek devam ederiz. Şeyleri. Ne kazanacaksın ki? Ligi kazandın. Ne kazanacaksın? Diyelim ki rakiplerinden biri şampiyon ya, oldu. 50 milyon euro güzel para. Şöyle kulağıma iyi gel. Abi. 50 milyon euro ya. <laughs> you hey.